Evet sevgili izleyenler, bir konuşuyoruz programıyla da birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı Sayın Muhammed Emin Demirkol. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam yanımızda genç gazeteci bir arkadaşımız daha var. Zeynep Sude Yavuz da programımızda bizimle birlikte olacaklar. Çok hararetli bir dönem, son viraja girildi artık hocam. Projelerinizi açıkladınız. Bolu halkı artık projelerinizi biliyor. Geniş katılımlı bir lansman oldu. Hemen projelerinize geçmek istiyorum. Şöyle genel olarak baktığımda projelerinizin hepsi uygulanabilir. Böyle çok afaki projeler değil. Aslında Bolu kamuoyunun gündemini çeken en önemli projelerden bir tanesi de stadyum. Stadyum gerçekten yapılacak. Bunların hepsini hocamıza soracağız. Hocam isterseniz halkımızın en çok şikayet ettiği konu şu dönem. Şikayet ettiği konu emeklilerin hali. Evet, genel bir sıkıntı var. Emekliler haklı olarak bir serzenişin içinde ama siz çok güzel müjde verdiniz. Özellikle dini bayramlarda emeklilerimize can suyu olacak bir müjde verdiniz. İsterseniz oradan girelim, evet, daha sonra devam edelim. Öncelikle Türkiye yüzyılında 101 proje ile Bolu bir adım önde lansmanımız ve proje tanıtımımız Bolu'muza, memleketimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun. Çok kıymet verdiğimiz, üzerinde heyecanla durduğumuz, ekip arkadaşlarımızla çok güzel bir mutfak çalışması yaptığımız ve sonrasında çok güzel bir ürün ortaya çıkardığımız bir çalışma oldu. Ben bu vesileyle bu proje çalışmamıza katkı sağlayan tüm kıymetli ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki Bolu'muz çok güzel, tabiatın kalbi. Ankara İstanbul arasında çok nezih bir yerde. Ben dünyada saygın illerden biri olma heyecanı ve hayaliyle yaşıyorum. Bolu'muz gerçekten bizim canımızdan çok sevdiğimiz memleketimiz. Bu projeleri de bu sevgi, bu heyecanın temeliyle oluşturduk ve yaparken birkaç noktaya çok dikkat ettik. Bunlardan en önemlisi bu 101 proje uygulanabilir olmalı. İki, tabii ki hayal etmeden hiçbir şey gerçekleşmez. Hayalimiz olan şeyleri yazdık ama hayalimizde olanın uygulanabilirlik olma kısmında da çok iyi çalıştık. Biraz zaten lansmanımızı gecikme sebebi de buydu. Burada bütün düşündüğümüz projeleri de koyamadık. Sonuç itibariyle bir sınırlandırma getirmeniz gerekiyor. Oluşturduğunuz projeler zaten belli bir süre sonra kendi evladınız gibi oluyor. Bu projelerle birlikte içine koyamadığımız ama hayali yine zihnimizde yaşayan birçok konu var. Nasıl projeye yapıldığını, nasıl uyguladığımızı da zaten Sağlık Müdürlüğü döneminde bütün hemşehrilerimiz gördü. Burada bir hayalimizi ve vizyonumuzun bir vitrinini ortaya koyduk. Bizim vitrinimiz, bizim vizyonumuz bu dedik. Burada olanların hepsini gerçekleştirmek, bunun dışında da yine gerçekleşme noktasında hayalimiz olan ve gerçekleştireceğimiz. Az önce yayın öncesinde de size söylediğim, şimdi de yine arz edeceğim birkaç tane de sözünü beklediğimiz halde net cevabını alamadığımız için yazdık mı? Bu artık bizim bir namusumuzdur. Bunu mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Şu an onları yazmayalım dediğimiz çok kıymetli projelerimiz de var. Buradakilerden bile daha böyle heyecan getirecek olanlar var. Ben 101 projemizin bu 5 yıl içerisinde inşallah uygulayacağımızın sözünü zaten malumunuz bir de öncesinde proje sonrasında ama belediye başkanlığı seçimleri öncesinde bir yeminimiz oldu belediye meclis üyesi adaylarımızla. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamemize koyduğu, seçimi kazandığımızda gönüllü olarak yapılmasını istenen yemini biz belediye meclis üyesi adaylarımızla birlikte heyecanla lansman törenimizde yapmış olduk. Bu bizim hem bugüne kadarki var olan duruşumuzun bir teyidi hem de kazanacağımıza olan inancımızın da göstergesi diyoruz. Hocam hemen aslında toplumun çok merak ettiği bir soru. 31 Mart akşamı seçimi kazandınız. Yaklaşık 10 gün sonra Ramazan bayramını kutlayacağız. Burada emeklerimiz bu 5.000 liraya alacaklar mı? Evet. Burada emeklerimizle ilgili en önemli projemiz. Şimdi dediğim gibi az önce sizin sorduğunuz sorun da aslında ikinci cevabı olmuş oluyor. Toplumun tüm kesimlerini ve mozaiklerini bir kere bu proje programımıza koyalım istedik. Şu anda bunların en önemlisi tabii ki en önemlilerinden biri emeklilerimiz. Emeklilerimize katkı sağlayalım dedik. Belediyemizin bütçesine baktık, ne yapabilir dedik, ekiplerimiz çalıştı. Yoğun bir gayret sonrasında neler yapılabilir, söz verdik mi yapacağız çünkü. Biz burada ihtiyaç sahibi tüm emeklilerimize, ihtiyaç listemizde, perspektifimizi geniş tutmak üzere bir yaş sınırı koymadık. Burada geniş tutma kaydıyla dedik ki biz verme üzerine, emeklilerimize verme gayreti içerisinde geniş kriterler tutalım. Bu geniş kriterlerle beraber her iki dini bayramımızda yılda 5'er bin lira
ikramiye ile emeklerimize nefes aldıran. Bunun yanı sıra emeklerimizle ilgili ikinci konumuz da şu. Bir vefa kart tanımlayacağız. Tüm yaşlı çınarlarımız, emeklerimiz veya emekli olmayan yaşlılarımız da var. Onlara vefa kart tanımladığımızda da tanımlamış olduğumuz vefa kart içerisinde su faturalarında %50'den %100'e kadar giden indirimler. İkinci olarak da belediyenin sosyal tesislerinden indirimli faydalanma ve veya ekstra puanlar yükleme karta, vefa karta. Ayrıca 65 yaş altında ihtiyaç sahibi yine emeklilerimize de bu vefa kartlarla ulaşımda indirimler sağlama. Bunu da hat sahiplerinin yükü olmasın. Çünkü onların üzerinde ciddi bir yük var. Belediye olarak sübvanse edeceğiz. Ve ettiğimiz sübvansiyonla da onları rahatlatırken yine 65 yaş altı emeklilerimiz gibi biliyorsunuz üstü zaten ücretsiz. 65 yaş altını da rahatlatmak istiyoruz. Böylelikle seçimi 31 Mart'ta kazandığımızda ilk bayramımız olan Ramazan bayramında bu ikramiyeyi yetiştirmeye çalışacağız. Çok kısa bir süre var. Bizim için arasında... süre bir gün yeterli. Biz 24 saati, devletimizin 24 saatini bereketli ve yeterli gören bir terbiye ile anne babamızdan yetiştik. Devletimiz bize her zaman bunu gösterdi. Biz bir söz veriyorsak 1 Nisan'da hızlıca koltuğa otururuz. Geri kalan zaman içerisinde yetiştiririz. Ha, 2 gün, 3 gün sarkabilir. Ama biz sözümüzü yerine getirmiş oluruz. İstiyoruz ki belediyemiz şehrin emini olarak verilen sözlerin yerine getirildiğini hemen görsün. Evet Muhammed Hocam, bir diğer önemli projede aslında benim dikkatimi çeken bir diğer projede İhsaniye Mahallesi kentsel dönüşüm. Aslında burada kentsel dönüşüm var, içinde stadyum da var. Evet. Ne olacak, biraz açar mısın? Stadyum orada kalkacak mı, başka yere mi gidecek? Çünkü bir stadyum sözümüz var. Evet. Bol spor tarafından. Stadyum sözümüz var. Tabii İhsaniye Mahallesi ile ilgili olan bu kentsel dönüşüm projemiz birçok dinamiği içinde barındıran bir proje. Biliyorsunuz içinde hem binaların olduğu, aynı zamanda pazar yerimizin olduğu, stadyumun olduğu, işte orada kurumlarımızın ve yine devamında da yine konutlarımızın yer aldığı bir alan içerisinde. Bu alanı proje lansmanımızla dar tutmaya çalıştık. Çünkü devamı noktasında neler yaşayacağımız noktasında... Araya gireceğim ama yani kentsel dönüşüm İhsaniye Mahallesi'nden başlayacak. Başlayacak. Burada. Kentsel dönüşüm İhsaniye Mahallesi'yle birlikte birkaç yerde daha başlayacak. Akpınar'da, Aktaş'ta da başlayacak. Biz can güvenliği olan hiçbir projeyi inşallah yaparız önümüzdeki günlerde demeyeceğiz. Kentsel dönüşüm şehirde şu anda en önemli problemimizdir ve hızlıca başlamamız gereken en önemli projedir. Burada stadyumun içinde barındıran bu alan içerisinde, başladığımız bu alan içerisinde şunu söylüyoruz. Stadyumun yeriyle ilgili çalışmaları şehir plancılarımız yapacak. Bir strateji içerisinde planlıyoruz. Yerine de olabilir, başka yere de olabilir. Yerinde olabilir diye de söz vermiyoruz, başka yer olabilir diye de söz vermiyoruz. Biz stadyum yaparken iki şeyi planlıyoruz. 1958 yılında yapılmış ve halen yenilenmemiş olan Bolu Spor gibi bizim güzide bir kulübümüze, şehrimizin en önemli değerlerinden birine ki İzzet Baysal'ımızda Bolu Spor'umuz bizim şehrimizdeki iki tane ortak değerimizdir. Bolu Spor'umuza yakışmayan, Bolu'muza yakışmayan bir stattan hızlıca kurtulacağız. İstanbul-Ankara arasında bizim oynadığımız klasmanda ve ligde bu kadar geride kalınmış bir stadın Bolu Spor'umuza yakışmadığını, Bolu'muza yakışmadığını ve aynı zamanda şehrimiz içinde bir katma değer sağlamadığını biliyoruz. Biz vizyonumuzu doğru oturtabilirsek şehrimizde Türkiye Kupası, ulusal uluslararası maçlar, milli maçlar, turnuvaları da alabiliriz. Stadyumu biz sadece maç izlenecek, Bolu Spor'un maçı oynanacak yerler olarak görmüyoruz. Buradaki en önemli söylediğimiz şey şu Bolu Spor'la ilgili. Bu stadımızı yapacağız. Bir, çok güzel bir stada kavuşacağız. İki, Bolu Spor'umuzun kendi ayaklarında üzerinde durabileceği ticari geliri Bolu Spor'a yine buradaki kiralamalar sayesinde, içindeki yaşam alanları sayesinde sağlamış olacağız. Belki içerisinde kongre, küçük bir kongre salonu olabilir, programlar düzenlenebilir. Bolu Spor'un kendi ayakları üzerinde durduğu bir sistemi kurmak istiyoruz. Aynı zamanda neyi istiyoruz? Spor turizmini Bolu'da oturtalım istiyoruz. Spor turizmini eğer biz Bolu'da oturtabilirsek, geçen yıl 2023 yılında 177 takım geldi. Her bir takım yaklaşık 45 kişiyle geliyor ve 15 gün kalıyor. Bu ciddi bir gelir getiriyor ilimize. Tabii otelde kalıyor, otelde çalışılıyor. Aynı şekilde bu takımlar hastaneye geliyor, alışverişini yapıyor, geziyor. Bir para da bırakıyor ilimize. Biz bu 177 sayısını 400'lere çıkarabilecek altyapıyı kurmamız lazım. Spor sahalarımızla, antrenman sahalarımızla, otellerimizle birlikte
Eğer Bolu Spor stadını da doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde yine bakanlığımızın desteğiyle birlikte yapabilirsek biz burada yaz kamplarını geliştireceğiz. Yaz sezon öncesi kamplarda çok fazlasıyla kaliteli takım ağırlayacağız. Biz o takımlara gerekli desteği belediye olarak sağlayacağız. Burada uluslararası İzzet Baysal turnuvası yapmak istiyoruz. Yani dünyanın sezon öncesi gözünün üzerinde olduğu bir sezon öncesi kamp ili olmak istiyoruz. En önemli tabii bunlar dedi ki organize sanayi açarken neyinizin olması lazım? İşte yeteri kadar kontrolünüzün olması lazım. Alanınızın olması lazım. Burada ulaşım ağınızın güçlü olması lazım. Bir projeyi hayata geçirirken birçok dinamiği beraber oluşturuyor olmanız lazım. Siz stadı yapmadan buraya ulusal uluslararası maçları alamazsınız. Siz spor turizmini ayağa kaldırmanız için stadınız olmazsa bunu yapamazsınız. Bunlar birbirini tamamlayan sistemler. Biz hızlı bir şekilde bu sistemleri tamamlayacağız. Bunun en önemli ayağının stadyum olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah yapacağız. Hocam İhsaniye Mahallesi'nden girdik ama 5 yılda 1000 konut projeniz de var. Biraz o konuya değinebilir miyiz? 5 yıl içinde 1000 tane konut yetişecek mi, yetiştirebilecek misiniz? Bu sayıyı verirken de yetiştirebileceğimiz sayı üzerinden gittik. 1000 tane konutu 5 yıl içinde yetiştireceğiz. Zaten bir 404 konut borcumuz var vatandaşımıza. Şu anki belediye yönetimi projelerinde 404 konutu yapacağını ifade etti. Maalesef yapmadığı gibi araziyi de sattı. Fakat kurumlarda devamlılık esastır. Maalesef biz 5 yıl önce belediyeyi kazanan ekibin de başkanın da sözlerini de yerine getirmek durumundayız. Getirmediler. Onlar da üzerimizde büyük. Vatandaşa borç çünkü bunlar. Belediye söz verdi. Yapamadılar. Biz yapacağız. Oradaki 404 ile beraber 600 de biz ekledik. 1000 sosyal konutu yapmamız lazım. Belediye bir alanda 1000'ini yapamayabiliriz. Farklı farklı yerlere bölebiliriz. Belki 2'ye bölebiliriz. Belki 3'e bölebiliriz. Belediyemiz bu 1000 sosyal konutu kendi imkanlarımızla hızlıca yapabilecek organizasyonumuzu planladık. Sayıyı da zaten ona göre planladık. Çünkü biz deprem bölgesiyiz. Kentsel dönüşümümüzü hayata geçirirken belediye olarak rezerv sosyal alanlar, ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere 1000 sosyal konutu hızlıca hayata geçireceğiz. Evet, son dönemlerde Bolu'da bir trafik artışının olduğunu görüyoruz. Özellikle iş çıkışı ve sabah işe giderken vatandaşların bir trafikte gerçekten, hatta geçen Google haritalarından baktım. Kırmızı olmuş ya. Evet. Bolu'da ilk defa Google haritasında yani yolun kırmızı renge büründüğünü gördüm. D100'e baktığımızda da aynı sıkıntıyı görüyoruz. Evet. Işıklarda birikme ve araç kuyrukları oluşuyor. Önemli projelerden bir tanesi aslında dalçıklar. Evet. 4 tane dalçık planlıyoruz. Bizim yine trafik lambalarından, trafik ışıklarından ve bu yoğunluktan doğru sabahları ve akşamları bir trafik yoğunluğu başladı. Bunun gün içerisinde de yayılacağını ve artacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. 5 yıl önce olmayan problem maalesef şu anda çıktı. Hala ilimizde bu fakirlikte bir dalçık konusu gündemde. Biz hızlıca yine Ulaştırma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde, bakanımızdan da bunun sözünü aldık. 4 noktada yani organize sanayi bölgesi, sanayi bölgesi, Gölyüzü kavşağı ve üniversite kavşağı olmak üzere 4 noktada battı çıktı. Diğer tabirle dalçığın sözünü vermiş olduk. Burada trafiği rahatlatacağız ve farklı noktalarda farklı çözümlerimiz devam ediyor. Ama biz bir sembol olsun diye bu 4 dalçığı sözünü vermiş olduk. Hızlıca yapmamız gereken ve en az ilk yıl 2 tanesini başlayıp sonraki yıllarda da geri kalan ikisini tamamlayacağımız bir dalçık çalışmamız hızlıca olacak. Hocam Bolu doğasıyla dillere destan bir şehir, bir kentimiz. Orman varlığıyla, doğasıyla. Şimdi dışarıdan bakanlar diyor ki ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Hani oksijeni bol, işte 5 dakikada ormana ulaşıyorsunuz ama Çeşme'yi açtığımızda maalesef biz Görköy Barajı'nın kalitesi düşük. Evet. Suyunu içmek zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi böyle güzel bir tabiatın kalbi Bolu'da, Bolu insanı bunu hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. Bu çok net. Su en temel insani ihtiyaçtır. Biz temiz suyu çeşmelerden en güzel lezzetiyle akıtacağız. Bunun için Karadere suları önemli bir kaynak. Gölköy bizim şu anda birinci ve tek kaynağımız gibi duruyor. Karadere suları yetmiyor. Hızlıca Çele Barajı'nı yaparak, yine merkezi hükümetimizin uyumuyla birlikte yaparak Çele Barajı'nı yaptığımızda Karadere sularını
vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Ve temiz, lezzetli, güvenilir suyu hep beraber çeşmelerimizden içmiş olacağız. Ben de bu noktadaki müjdemizi buraya ilave etmek istedim. Çünkü suyun lezzetle içilmediği, güvenle içilmediği bir şehirde maalesef güzellikleri saymaya başlamak mümkün değil. Evet, ben biraz fazla konuştum ama şimdi yanımızda genç, geçen sene de aslında üniversite öğrencisi olan genç gazeteci arkadaşımız Zeynep Sude Yavuz da var. Şimdi gençlerin çok beklentisi var aslında. Evet. Kendisinin soracağı sorular vardır. Tabii ki, memnuniyetle. Çünkü bilakis proje tanıtım toplantınıza da katıldı. Projelerinizi takip etti. Gençler olarak biz daha geniş bir proje planı yaptık. Ve kardeşlerimizle, üniversitedeki öğrencilerimizle, lise öğrencilerimizle konuştuğumuzda, aramızda dertleştiğimizde onların projelerini de dinledik. Problemlerini de dinledik. Çözüm önerilerini aldık. Biz üzerine eklemeye çalıştık ve ortaya güzel bir çalışma çıktığını düşünüyorum. Evet Muhammed Hocam, benim size sormak istediğim şöyle soru şu. Kendi yaşıtım olan arkadaşlarımla konuştuğumda, üniversite öğrencileriyle konuştuğumda, gerekse saha çalışması yürüttüğümüzde, sahaya çıkıp röportaj yaptığımızda genç arkadaşlarımdan en çok şu şikayeti duyuyorum. Diyorlar ki bizim Bolu'da aktivite yapabileceğimiz bir merkez yok. Evet. Siz Bolu Belediye Başkanı olmanız durumunda öğrenciler için, genç arkadaşlarımız için ne gibi planlarınız var? Şimdi burada en önemli projelerimizden biri tabii ki sosyal hayatı etkin hale getirip gençlerimizin hem dinlenmelerini hem de eğitim alanlarına katkı sağlamayı planlayan projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi tabii ki sosyal yaşam merkezi. Aile sosyal yaşam merkezi diyoruz. Biz üniversiteli kardeşlerimizi ailemizden biri olarak görüyoruz. Burada sosyal yaşam merkezinde sinemasından tiyatrosuna, eğlence alanlarına, oyun alanlarına kadar, sanata kadar birçok faaliyeti aile yaşam merkezi içerisinde yapsınlar istiyoruz. Onun dışında kültür ve sanat merkezimizi inşa etme sözü verdik. Kültür sanat merkezimizde sanattan kültüre, eğitime kadar birçok faaliyetin yapılacağı bir alan inşa etmeye çalıştık. Bir kere burada içinde sanat faaliyetlerinin ve kursların olduğu, enstrüman çalmayı öğrendikleri, enstrümanlarla birlikte bütün sanatsal faaliyetleri yürütebilecekleri, içinde aynı zamanda seminerlerin olacağı, kongrelerin olacağı bir auditoriumla birlikte güzel bir alan inşa edeceğiz. Bunun içerisinde aynı zamanda toplu organizasyonlarda, üniversitemizin kulüplerinin de yapmak istediği organizasyonlarda biz maddi manevi desteğimizi üniversite öğrencilerimizin her daim yanlarında hissettirmiş olacağız. Bunun dışında tabii ki üniversite öğrencilerimiz için konserler ve festivaller planlıyoruz. Yani şu andaki konserlerin öğrenci kardeşlerimiz için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Konserlerin sayısını ve çeşidini genişletmemiz lazım. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği, popundan birçok sanat farklılıklarına kadar tüm kesimlere hitap eden konserlerimiz, festivallerimiz, genç festivallerimiz. Bizim Bolu'muzda maalesef Köroğlu Festivali, Genç Festivali, Uluslararası İzzet Baysal Festivalleri planlıyoruz. Gençlerimiz hem eğlensinler hem de öğrensinler istiyoruz. Bu noktada festivallerle, kongrelerle, seminerlerle, konserlerle sizleri dinlendirecek, eğlendirecek. Eğlendirirken geliştirecek. Kültürel faaliyetlerle, sanatsal faaliyetlerle, uluslararası sergilerle, merak edilen alanlarla ilgili verilmiş olan kurslar ve o yetenekli olan öğrencilerimizin belki de kendileri için sanatlarını sergileyecekleri, bunu sergilerlerken de bir gelir elde edebilecekleri bir alan oluşturalım istiyoruz. Ve kültür, sanata hem öğrencilerimiz doysun hem üniversite öğrencilerimizde çok kıymetli yetenekler var. Fakat biz şehir olarak onlarla buluşamıyoruz. Çok güzel enstrüman çalan arkadaşlarımızı ben arada kulüplerde denk geliyorum. Yani onları neden biz Bolu'daki hemşehrilerimize buluşturmuyoruz? Biz AVM'ye mahkum bir il değiliz. Seçeneklerimizde tek AVM olmamalı. Kültür sanat faaliyetlerimiz olacak. Onun dışında dediğim gibi konserler olacak. Genç kart tanımlıyoruz. Genç kartla üniversite öğrencilerimiz ve lise öğrencilerimiz. Peki vefa kart gibi mi olacak? Vefa kart biliyorsunuz ihtiyaç sahibi tüm yaşlılarımız, emeklerimiz dahil tüm yaşlılarımız. Genç karttaki hayalimiz şu. Bütün üniversite öğrencilerimiz ve lise öğrencilerimizin genç kartı olsun. Bu genç kartı cebinde taşıyan öğrencimiz. Bir kere ulaşımla ilgili problemini hiç yaşamamış olsun. Aynı zamanda burasını ulaşımla ilgili kullanabilsin bu kartı.
Sosyal tesislerimizde bununla ilgili giriş ve çıkış kartları bu genç kartta kullanılsın. Belediyenin sosyal tesislerinden genç kartla indirimli faydalanabilsin. Genç kafelerimiz olacak üniversite öğrencilerimiz için. Genç kafelerde çok uygun fiyatlara çay kahve içebilecekler, vakit geçirebilecekler. Hayat pahalı bir şehirde yaşadığımızı herkes söylüyor üniversite öğrencilerimizle. Bunun dışında bizim mahalle konaklarımız var. Şimdi buraya gelirken az önce yolda 4 tane Türkçe öğretmeni kardeşimizle, öğretmenliği okuyan kardeşimizle, 3. sınıfta okuyorlar Türkçe öğretmenliğinde. Onlarla konuştuk. Biz burs sistemini, dijital tablet, laptop sisteminde destek sistemini kuracağız. Yabancı dil noktasında üniversite öğrencilerimize imkanlar sağlamak istiyoruz. Fakat üniversite öğrencilerimizle de şehri entegre etmek istiyoruz. Bir üniversite öğrencisi kardeşimiz, mahalle konağımızla etüt merkezlerimizde çalıştırmak istiyoruz gönüllü olanları. Orada çalıştığında benim mahalledeki evladımıza, yavrumuza ders verdiklerinde, etüt verdiklerinde bir puan biriktirsin istiyoruz. O puanlarla biriktirdiğiyle de Bolu'da anlaşmalı tesislerimizde, sosyal tesisler ve anlaşmalı esnafımızda da bu biriktirmiş olduğu puanları harcasın istiyoruz. Yani hem kendileri için bir staj olurken, hem gönüllü hareketi olurken, hem de kendilerine gelir getirici, vefa, buradaki vefa kartları gibi aynı genç kartlara tanımlanmış puanlarla üniversite öğrencilerimiz bir puan biriktirsin. Bunu da şehirde harcasın istiyoruz. Aynı şekilde kütüphanelerimiz olacak. Canlı 7/24 heyecanlı kütüphanemiz, uyumayan kütüphanemiz olacak. Bir kere burada çay, çorba, kahve, kek bedava olacak. Öğrencilerimiz için ulaşım linkleri olacak. Gece 2'de çıktığında da yurda rahatlıkla kendi evine de gidebilecek. Yurt için saatleri neyse o saatlere kadar çalışabilecek. Ben o yurda veya eve nasıl ulaşırım diye düşünmediği, yemeğini, suyunu düşünmediği, sadece dersi düşündüğü, uluslararası makalelere erişimlerinin olduğu kendi alanıyla ilgili bir faaliyet içerisinde işleyen bir kütüphane düşünüyorum. Burada çalıştığı ders saati kadar da puan yüklemek istiyoruz ki ders çalışsın, karşılığında puan kazansın. Yani biz üniversite öğrencisini ders çalıştırırken de kendi tesislerimizde yemeği, içmeyi, ulaşımı düşünmesin. Aynı şekilde çalıştığı saat kadar da kartına puan, evet teşvik gelsin, ders çalışsın benim kurumumda, benim merkezimde. Böylelikle biz üniversite öğrencisi şuradan giderken şunu desin istiyoruz. Benim hayatıma Bolu Belediyesi ve Muhammed abi dokundu. Benim gelişimime büyük katkı sağladı. Allah Bolu halkından da razı olsun dedirtmek istiyoruz. Bizim en önemli hayalimiz bu. Tabii ki en önemli hayallerimizden biri de Kapsül 14. Bilim Merkezi Kapsül 14'te 16 fakültemizin öğrencilerine hitap eden, içinde atölyeleri barındıran, mimarlıkta çizim atölyesi, dişte işte yine diş yapımı ile ilgili atölyelerimiz, mühendislikte atölyelerimizin olduğu, orada malzemelerin desteğinin Gençlik Spor Bakanlığı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı sağlanırken bizim de destek olduğumuz, öğrencilerimizin ARGE çalışması yaptığı, inovatif şeyler düşündüğü, aynı şekilde Teknokent de içinde olsun istiyoruz, firmaların da içinde yer aldığı, bizim üniversite öğrencimiz üretsin, üretirken o alanla ilgili firmayla tanışsın, stajını yapsın ve Teknokent'in üretimlerine bizim sistemimizde katkı sağlayalım dediğimiz bir bilim merkezi Kapsül 14'ü de gençlerimiz için müjde olarak verdik. Proje kitapçanızda yer almıyor ama geçen gün katıldığınız bir toplantıda şu cümleyi kullanmıştınız. Şehir dışında okuyan Bolulu üniversite öğrencilerimizi biz her daim ararız, aramak evet. istiyoruz. Evet. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Bolulu bir kardeşiniz olarak 11 yıl İstanbul'da tıp fakültesi ve ihtisas yaptım. 11 yıl boyunca Bolu'dan beni ne belediye ne bir başkası arayıp da nasılsın, iyi misin, bir ihtiyacın var mı diye sormadı. Ben yaşamış olduğum sıkıntıyı gençlerimiz yaşamasınlar diye her zaman diyorum, ben Bakkal Hasan'ın oğluyum, bir esnafın oğluyum. Küçük esnafın derdini bilerek büyüdüm. Aynı şekilde toplu taşımaya binerek büyüdüm. Yokluğu da varlığı da görmüş bir ailenin evladıyım. Bu toplumumuzda yaşayan herkesin yaşayacağı her şeyden Allah'a şükrediyorum ki biraz tattık. O sebeple de var olan problemleri iyi biliyorum. Ben de diyorum ki il dışında okuyan kardeşlerimize Bolu'da bir belediye başkanları var, belediye başkanı abileri var. Biz bir sistem kuracağız. Onlar telefonla haftada veya 15 günde bir mutlaka il dışında okuyan bizim evlatlarımızı arayacaklar. Bir ihtiyaçları var mıdır diyeceğiz. Burslarını sağlayacağız. Eksikleri varsa bilgisayarlarını, tabletlerini destekleyeceğiz.
Onları İstanbul'da, Ankara'da nerede okuyorlarsa Bolu'da, Bolulu olup da Bolu heyecanı yaşayan, orada birçok büyüğümüz var. Kendi iş alanlarında insanlar var. İşte gazetecilik okuyan var. Orada tıp okuyan var. Öğretmenlik, işte hukuk okuyan var. Kendi alanlarıyla ilgili Bolulu büyükleriyle tanıştıracağız. Orada kaynaşma yemekleri düzenleyeceğiz. Bir ihtiyaçları olduğunda onlara abi kardeş sistemini kuracağız. Arayacakları, kapılarını çalacakları, bir sıkıntıya düştüklerinde bir tanış oldukları bir Bolulu hemşehri olduğunun gücünü hissedecekler. Biz bu network'ü tüm Türkiye'de, hatta uluslararası arenada kuracağız. Almanya'ya giden burada bir doktor arkadaşımız, öğrenci arkadaşımız varsa, İngiltere'ye giden bir avukatımız varsa staja, bir mühendis varsa Erasmus projesiyle beraber Hollanda'ya giden, Hollanda'daki Bolulu'yla tanıştıralım istiyoruz. Almanya'ya bir staj için giden doktor arkadaşımızla, oraya gittiği dönemde oradaki Bolulu kardeşlerimizle tanıştıralım istiyoruz. Böylelikle bu ağı kurduğumuzda gittiğinde kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Muhammed Hocam, gençlerin gerçekten çok sormak istediği ama belki bunu soran olmuştur olmamıştır bilemeyeceğim ama bu soruyu böyle samimiyetle cevaplamanızı istiyorum. Eğer belediye başkanı olursanız insanların yaşam tarzına, gençlerin yaşam tarzına, eğlence tarzlarına bir müdahale olacak mı? Bilakis destek olacağız. Müdahale niye olsun? Ben yaklaşık 10 yıldır bu şehrin aktif hizmetkarıyım zaten. Sağlık Müdürlüğü'nde herkesi kucaklayan bir sistem içerisinde çalıştık. Bir hekim insanların özgür düşünce alanlarını en iyi koruyacak zihniyete sahip meslek grubudur. Ben tüm kardeşlerimin kendi inançları, yaşayış tarzları, yaşama tarzları, anlayışlarının koruyucusuyum belediye başkanı olarak. İsteyen istediği gibi yaşar. Biz burada belediye olarak da başkasının hakkına, hukukuna saldırmadığı müddetçe, ona zarar vermediği müddetçe herkesin özgürlüğün, inancının yanındayız. Gençlerimizde de yanındayız, toplumun tüm bireylerinde de yanındayız. İşte cemevimiz. Yani biz Alevi Derneğimizi ziyaret ettik. O çok güzel sohbetlerimiz oldu. Onlara da, buradaki canlı yayında da sözünü verdik. Dedik ki biz cemevimizi hızlıca inşa etmeliyiz. Biz toplumun tüm kesimlerinin yaşayışlarına, inançlarına saygılı olmak durumundayız. Saygılı olmayanın karşısında da ilk belediye başkanı olarak ben olacağım. Konserler, festivaller, bunlar tabii ki olacak. Biz belediye olarak ders çalışmak isteyen, eğitimlerine katkı sağlatmak isteyenlerin de yanında olacağız. Yine eğlence kültürümüz de bizim var. Bu eğlence kültürü içerisinde yine gençlerimizin yanında olacağız. Yaşam alanlarını biz koruyacağız tüm gençlerimiz. Evet. Hemen gençler dedik ama ben bir diğer konuya gelmek istiyorum. Bolu'da istihdama yönelik ne gibi projeleriniz var? Gerçekten Bolu'ya baktığımızda Bolu çok girişimci bir kent olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi gençlerimizi girişimciliğe yöneltmek anlamında artı gençlerimizi istihdam etme noktasında ne gibi girişimler olacak? Evet. Belediyemizde bir ofisimiz olacak. Kooperatif kurmak isteyen hanımefendiler böyle bir niyetleri var ama proje desteğini nereden alacaklar? Bu projeyi nasıl kuracaklar? Sonuçta biz de ara ara aklımıza çok güzel inovatif fikirler geliyor. Fakat bunu hayata nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz. Bir kere belediyemizde kooperatif destekleme ofisimiz olacak. ARGE ve proje ofisimiz olacak. Burada gençlerimiz veya kadınlarımız bir kooperatif kurmak istediklerinde, bir proje yazmak istediklerinde bizim ofisimiz onlara destek olacak. Bunun dışında ev hanımları, evde çalışmak isteyenler için de iki seçenek sunacağız. Biri evde üretim, iki mahalle konaklarında üretim. Böylelikle evle bağlantılarını koparmadan, evlatlarını yetiştirmek isterler, evde olmak isterler. Onların da ürettiği ürünlerin malzeme desteğini ve cihaz desteğini sağlayacağız. Onlardan ürün alacağız. Ürünlerin alımını biz yapacağız ve satışını biz yapacağız. Ve böylelikle yöresel ürünler pazarımızda, yine şehrin önemli noktalarında, belki alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere, belediye yöresel ürünlerini koyacağız. Gastronomi merkezi içerisinde de bunları koyacağız. Bir turizm destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Turizm destinasyonu içerisinde de yine yöresel ürünlerin satıldığı merkezleri kuracağız. Ev hanımlarının evde ürettiklerini alacağız. Mahalle konaklarında çok daha geniş kurslarla birlikte ürettiklerini alacağız. Ve bunların böylelikle istihdam oluşturmuş oluyoruz. Evde üretiyor ve para kazanıyor. Mahalle konağında üretiyor, para kazanıyor. Aynı şekilde organize sanayide birçok firmamız işçi arıyor.
Bunda çalışmak isteyen hanımefendiler evlatlarını bırakacakları yer olmadığı için okuldan döndüklerinde veya hafta sonu vardiyalı çalışamıyorlar. Biz onlar için de onların istihdamına katkı sağlamak için nöbetçi kreşleri kuruyoruz. Böylelikle anne çalışmak istiyorsa evladına rezervasyonla götürebileceği, belki servisini de bizim sağlayacağımız bir ağ içerisinde nöbetçi kreşler oluşturuyoruz. Nöbetçi kreşleri oluştururken annenin kafası rahat etsin. Babası da aynı anda nöbette veya çalışıyor olabiliyor. Anne istihdamı organize sanayi de sağlayabilsin. Evde çalışmak istiyorsa eve sağlayalım. Mahalle konağında çalışmak istiyorsa daha genişini, daha ilerisini mahalle konağında sağlayalım. Ben evde de değil, mahalle konağında değil, organize sanayide de çalışmak istemiyorum ama çok güzel fikrim var. Ben kooperatif kurmak istiyorum. 5 arkadaş bir araya geldik. Buyurun belediyede kooperatif destekleme ofisimize gelin. Projenizi yazalım. Desteğinizi verelim istiyoruz. Böylelikle istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Yine genç arkadaşlarımız var. Onlar destekler istiyorlar, teşvikler istiyorlar. Bunlarla ilgili çok güzel devletimizin projeleri var. O destekleri var. O desteklere proje yazılması bin bir dert olabiliyor. Bazen bir tek ona takılabiliyorlar. Biz belediye olarak profesyonel destekle yanlarında olacağız. Genç kardeşlerimizin de iş olanaklarını artıracağız. Yine belediyemizin birçok projesi var. Burada istihdam belediyemizde şu anda çalışan personelimiz, ekip arkadaşlarımıza devam ederken bizim projelerimize adam yetmez mottosuyla zaten devam ediyoruz. Yine belediyemize de istihdam sağlayacağız. Bunlarla birlikte mahalle konakları kuracağız. Gece 12'ye kadar açık olacak. Çocuk kütüphaneleri olacak. Biri lazım buraya. Aynı şekilde bizim aile yaşam merkezimiz olacak. Aile yaşam fitness salonlarımız olacak. Yani bizim projelerimize bu kadar geniş projemize şu andaki personel sayımız yetmez. O sebeple burada da istihdam olacak. Biz yine kurslarımız olacak. Bolmek'te, Bolu Meslek Edindirme Kursları. Orada öğreteceğiz. Dikiş nakışı öğreteceğiz. Belki çok güzel sanatçılarımız, çok iyi sanatçılarımız çıkacak. Onların ürettiklerini sergilerde satacağız. Yani biz dinamik bir şehir hayal ediyoruz. Yani aktif yaşayan bir şehir hayal ediyoruz. Şimdi, bir taşla iki kuş vurmuş. 5 kuş, 10 kuş vuracağız çünkü çok yıl kaybettik. Biz yaptığımız projelerde bir taşla 10 kuş vurmalıyız. Çok vakit kaybettik. Hocam yemekle aranız nasıl? Şöyle bakınca çok fit gözüküyorsunuz. Çok yoğun çalışmaktan mı yoksa yediğinizi belli etmeyen bir yapınız var bilmiyorum. Yani, ama evet. Bolu bir yemek evet. Şehri. Ünlü çok severiz. Sadece ülkede değil dünyaya yemekle, aşçılarıyla ünlenmiş, evet. Ün yapmış bir şehir. Ama bizim bir gastronomi merkezimiz yok. Dışarıdan misafirimiz gelse evet. Osmanlı mutfağını tattıracak bir Yurdaer amcanın yeri vardı. Artık o da yok. Yok yani. Evet. Bununla ilgili yani yanı başımızda Düzce'de eski ilçemiz. Yani şimdi baktığınızda Düzce'nin yemek kültürü de yok ama gastronomi merkezleri var. Bununla ilgili projeniz olduğunuzu biliyoruz. Evet. Bu Bolu için gerçekten çok önemli bir proje evet. Ve turizme etki edecek bir proje. Nasıl yapılacak? Gastronomi merkezi Bolu'muzun en önemli ihtiyaçlarından biri. Bir kere bizim markamız gastronomi. Aşçılar diyarıyız ve yetişmiş aşçılarımızın birçoğu uluslararası arenada çok söz sahibi aşçılar. Benim birçok kuzenim, akrabalarım aşçı ve yurt dışında çalışıyorlar. Çok da güzel kariyerleri var. Oradan döndüler. İstanbul'da şimdi çok güzel kariyeri olan arkadaşlarım var. Yani bu konuda insan kaynağı ve insan kıymetlerinde zirvedeyiz. Fakat bunu şehrimiz için bir gelir kapısına ve etiket değerine döndürebilecek potansiyeli kullanamıyoruz. Diyoruz ki millet bahçesi içerisindeki bir alanımızda, şu anda zaten onunla ilgili binamız da var. Alanımızı daha da genişleterek gastronomi laboratuvarı ve merkezini kuracağız. Mehmet Yalçın Kaya Şef gibi birçok kıymetli değerimizle de görüştük. Onlar da destek vereceklerini söylediler. Lansmana gelemediler kendileri. Fakat aktif olarak destek vereceklerini söylediler. Kıymetli ustalarımızla. Bolumuzda fakültemizde yetişen, gastronomi fakültemizde yetişen kardeşlerimiz. Yine Mengen'deki ve Yeni Çağ'daki, Bolu'daki turizm otelcilikle birlikte yetişen aşçılarımız. Burada stajlarını yapsınlar. İl dışına gitmek durumunda kalmasınlar. Gastronomi merkezinde, laboratuvarında üretsinler. Ürettiklerini tüm Türkiye'ye ve uluslararası aradaki misafirlerimizi ki turizmle getireceğiz buraya. Ya takımlar gelecek. Biz takımların her birine gastronomi merkezimizde belki bir program düzenleyeceğiz. Böylelikle yurt dışından gelen takımlarımız Bolu'yu tanısın istiyoruz. Yani biz Almanya'dan gelen takımı da, Suudi Arabistan'dan gelen Ronaldo'nun takımını da İngiltere'den gelen bir takımı da yaz kampında burada buluşturabilir ve onları gastronomi merkezimizle bir sunum yapabilirsek Bolu'nun adını çok kısa sürede
tüm dünyaya duyurabilecek faaliyetlerde bulunabiliriz. Ben bu yüzden Bolu'yu cazibe merkezi yapacağımız birçok alan var. Bunlardan biri de gastronomi. Az önce Zeynep Hanım'ın da dediği gibi ben spor turizmini geliştirirken gastronomiyi de geliştireceğim. Spor turizminde Bolu'yu duyarken gastronomiden de duysun istiyorum. Gastronomi için gelen de spor turizmiyle, sağlık turizmini de burada görsün. Şehri aynı anda hareketlendirelim istiyorum. Yani gastronomi merkezini açalım. Açtıktan sonra inşallah bir 5 yıl bakalım demeyeceğiz. Aynı anda bütün branşlarda ve bölümlerde inşalarımız hızlıca yükselecek. Biz şehri, turizmi çekerken de hepsinden faydalanmaya çalışacağız. Gastronomi merkezimiz aynı zamanda restorantıyla da Ankara-İstanbul arasında highway'den ne kadar vatandaşımızın geçtiğini görüyoruz. Uluslararası birçok yabancı turistin de bu hat üzerinden Bolu'ya uğramadan geçtiğini biliyoruz. Benim öncelikle yerli ve yabancı turisti Bolu'ya çekmem lazım. Bolu'da şehre sokmam lazım. Esnaftan alışveriş yaptırmam lazım. Nardiven 2500 kişi kalıyor her hafta. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirler geliyor. 2500'ün 500 tanesi şehre uğramadan gidiyor. Biz ücretsiz servisler koyacağız. Yukarı çarşı hareketlendireceğiz. Esnafımızı hareketlendireceğiz. Spor turizmiyle buraya takımları çekeceğiz. Onlara yukarı çarşıyı da gezdireceğiz. Yukarı çarşıya gelmiş olan turisti gastronomi merkezine götüreceğiz. Gastronomi merkezi var diye yurt dışından getirdiğimizi Nardven'e de götüreceğiz. Hocam otobüs çekecek yer yok şu an dışarı için. Evet, otobüs parkımız yok. Bunları düşünmüşsünüzdür herhalde. Tabii otobüs parkı bizim tur destinasyonun en önemli eksiği. Kültür Turizm Bakanlığı ile süreçte çalıştık. Müdürümüz Hakan Bey ile de çok yakından çalışıyoruz. Bir destinasyon kurmanız gerekiyor Kültür Bakanlığı ile. En önemli eksiğimiz 3 tane otobüs çekeceğimiz parkımız yok. Temel eksikliklerde takılıp kalmış bir şehir olmaktan uluslararası zirvede birinci olmuş bir Bolu'ya döneceğiz. Peki hazır turizmden söz etmişken sizce Bolu turizmden hak ettiği payı alıyor mu? Kesinlikle alamıyor. Spor turizmi, sağlık turizmi, bilimsel kongre turizmi, doğal güzellik turizmi bizim en önemli eksiğimiz doğal güzellik turizmidir ve bilimsel kongre turizmi. Bunları eğer biz doğru oturtamazsak maalesef turizmde yeteri kadar yol alamayız. Bir kere termal sağlık turizmiyle, termal turizmle, sıcak su turizmiyle sağlık turizmini buluşturmamız lazım. Spor turizmini az önce anlattığım şekilde buluşturmamız lazım. Doğal güzellik turizmi dediğim şey Gölcük Yedigöller Abant'ı doğru kullanamıyoruz. Dünyada Gölcük Yedigöller Abant kadar güzel nimetleri içinde barındıran, bunlardan minimum gelir elde eden, faydalanan Bolu'dan daha öte bir il, daha zirve bir il yoktur yani. En az faydalanmakta. Bu çok önemli. Tabii ki bilimsel kongre turizmi. Ankara ve İstanbul'da oteller çok pahalı. Oteller çok yoğun. Orada birçok hoca İstanbul'da var, Ankara'da var. Biz istiyoruz ki onlar Bolu'da bulunsun. Bolu, bilimsel kongre turizminin. Uluslararası camiada Sabiha Gökçen'le Esenboğa'nın şurada uzaklığı 2 saat. Bolu'da kongre turizmini ayağa kaldıralım. İşte kongre turizme gelen de esnaftan alışveriş yapsın. O yüzden biz turizmle ilgili bu kadar aşağıda olma durumundan yukarıya zirveye çıkarken de çok söylemlerimize dikkat edeceğiz. Söylemlerimize dikkat etmediğimizde turizmde hiçbir pay alamazsınız. Turizmi nasıl aşağı çektiğimizi, turist sayısını nasıl aşağı çektiğimizi, bütün uluslararası forumlarda, yorumlarda, gruplarda, tur acentalarında Bolu'nun uğranılmayacak yer olma algısını maalesef bu dönem oluşturdular. O yüzden biz diyoruz ki Bolu unutulan bir yer olmaktan uğranmayan bir yer olmaya evrildi bu dönemde. Uğranmaması gereken bir yer olmaya evrildi bu söylemler sebebiyle. Biz önce uğranması gereken bir yer olmaya dönüştürmemiz lazım. Çünkü bir etiket değerimiz zarar gördü bu söylemler sebebiyle. Turistlerin uğraması gereken, uğrarsa iyi olacak yere evirip ondan sonra mutlaka gitmemiz gereken bir yer olma noktasına da getirmemiz lazım. Bizim alacağımız yol çok. Bilimsel kongre merkezinden bahsetmişken, aynı zamanda da sağlık turizminden söz etmişken sizin aslında uzmanlık alanınıza değinmek istiyorum. Doktorsunuz, aynı zamanda akademisyensiniz ve projeleriniz arasında çok ses getirecek bir proje var. Hastane projesi. Evet. Hastane projesinin ayrıntılarını anlatabilir misiniz? Evet, sağlıkta ekibimizle beraber çok kıymetli işler yaptık ve Bolu Türkiye'de sağlık sıralamasında ilk 5'e girdi. Nitelikli hizmetler, çok kaliteli doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızla tüm Türkiye'de vitrinde oldu. Çok takdir aldığımız bir alan oldu. Şehir hastanesi de yine çok önemli bir hizmetlerden biri.
Biz şehir hastanesini, tabii Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili yakından takip ediyor. Artık şehir hastaneleri kamu özel ortaklığıyla yapılmıyor. Malumunuz yaklaşık 2 yıldır Sağlık Bakanlığımız bunu kendileri yapıyor ve aynı şu anki devlet hastanesi gibi işletimi tamamen devletimizde oluyor. Herhangi bir özel ortaklığı olmuyor. Yani bir yatak doluluk garantisi olan sistemler değil. Bir moderniteyi ifade ediyor şehir hastanesi artık. Bolumuzda da hem sağlık turizmi anlamında hem şehrimizdeki vatandaşlarımız hem de bölge hastanesi olma anlamında önemli bir hizmet oldu. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın da büyük destekleriyle verdiği sözle işte gördüğünüz sizlerde ilimizde bunu kazandırıyoruz. Belediyenin buradaki rolü ne? Biz şehir hastanesinde de yeri geldiği zaman bir aile sağlığı merkezinde de belediyeden yer alamadığımız için yatırımlarımız bekliyor. Şu anda Alaaddin Yılmaz döneminde fidanlık arazisi şehir hastanesi için ayrılmışken ve bugün orası bizde olmuş olsaydı hemen yerini yapacakken şehir hastanesi için ayrılan fidanlık alanı maalesef satıldı. Bir kısmı, büyük bir kısmı satıldı. Satılınca zaten bir alan üretme, yer üretme sıkıntısı olan durumdayız. Biz belediye olarak hızlıca bir yer üreteceğiz. Gerekirse yer satın alacağız. Ve bakanlığımıza şehir hastanesi yapmanın şu ana kadarki önündeki en büyük engel olan yer sıkıntısını belediye olarak çözeceğiz. Sayın Bakanımız da bunun sözünü gördünüz, verdiler. Şehrimiz belediye ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle çok güzel bir hastaneye kavuşmuş olacak. Evet, hemen termal turizmine de gelmek istiyorum. Çünkü evet, sağlıkla bağlantılı iç içe olan bir turizm. Termal sağlık turizmine de önem vereceğinize dair bir projeniz vardı. Gerçi önümüzde de duruyor. Evet. Neler olacak termal turizm açısından, hem sağlık hem de bu şifalı sulardan halkımızın, milletimizin yararlanması noktasında? Şimdi çok kıymetli şifalı bir suyumuz var. Zaten bu suyun varlığı bizi deprem bölgesine koymuş oluyor. Biz deprem bölgesinde bu sıkıntıyı yaşarken bu suyun varlığını da kullanamıyoruz. Fizik tedavi hastanemiz şu anda yaklaşık 170 yataklı hizmet veriyor. Diğer eski binamız hizmete kapatıldığı için, deprem açısından güvenli binamız olmadığı için. Şu an 300 yataklı bir fizik tedavi hastanemiz yapılmaya başlandı. Biz termal sağlık turizmini belediyenin ve Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde Sağlık Bakanlığımızla da kuvvetli bir işbirliği yaparak öncüsü olacağız. İlimiz uluslararası arenada gerçekten hak ettiği şifalı suyunun varlığının hak ettiği yere belediyemizin organizasyonunda acentelerimizle, Kültür Turizm Bakanlığımızla birlikte termal sağlık turizmi merkezi olacak. Biz Almanya'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan sağlık turizmi için burada ameliyatlarımızı, nitelikli hizmetlerimizi katma değer, ülkemize katma değer, şehrimize katma değer için getirirken aynı zamanda sağlık turizmin bir yan başlığı olarak termal sağlık turizmiyle de şifalı sularımızla dünyada adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bunu yaptığımızda belediye olarak diğer sistemlerimizi de hareketlendirmek istiyoruz. Bu şu demek, termal sağlık turizmi için gelmesini planladığımız yurt dışı hastası aynı şekilde Gölköy, Gölcük, Yedigöller, Abant, Göynük, Gerede, Esentepe bu paket içerisinde de gezecek, görecek, oraları ziyaret edecek. Termal sağlık turizminde tedavisi olacak. Sağlık turizminde geldiğinde saç ekimi yapılacak, ameliyatı olacak. Böylece geldiği zaman spor turizmi içerisinde yaz kampında belki kendi takımını da Bolu'da izleyecek. Böylelikle Bolu turizmin her anlamında merkezi olmuş olacak. Mehmet Hocam, kadınlar toplumun temelidir. Siz de kadınlara özel düzenlediğiniz toplantıda hem kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladınız hem de onlara söz verdiniz. Yani kadın yaşam merkezini açacağınızı söylediniz. Evet. Nedir bu kadın yaşam merkezinde neler olacak? Kadınlar için ne tür aktiviteler planlanıyor? Diğer projelerimizde olduğu gibi yine kadınlarımıza sorarak, içeriğini planlayarak, içeriğini süreç içerisinde de geliştireceğimiz bir yaşam merkezini kadınlarımıza bu projemizde armağan ettik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de aslında bu hediyemiz olmuş oldu. Şehrimizde yaşayan kadınlarımızın sosyal hayattaki temel ihtiyaçlarını burada göz önüne aldık. Yani spordan sanata, kültüre, kendi içerisindeki istişarelerine, buluşmalarına katkı sağlayacak.
kadınların günlerini bile yapabilecekleri bir kadın yaşam merkezi. Anahtarı kadınlarımızda olan bir yaşam merkezi. Bunun kısaca yaklaşımı bu. Anahtarı onlarda olacak. Burada içinde yüzme havuzu olacak. Onun dışında fitness salonları olmuş olacak. Burada halk eğitiminin hocalarımızla kursları olacak. Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün aile danışmanlık hizmetleri, psikolog destekleri olacak. Diyanet olacak. Milli Eğitim olacak. Sağlık Müdürlüğü'nden yine sağlık taramaları. Biliyorsunuz rahim ağzı kanserleri ve meme kanserleri ölümün en önemli nedenlerinden biri haline geldi. Burada aynı ketem gibi, içinde ketemin de olduğu, sağlık taramalarında yapıldığı, kadınlarımızın, belki içinde küçük bir kreş bile planlayabiliriz. Mahalledeki, bu bölgede olanlar için bir kreş planlanabilir. Kadın yaşam merkezi, anahtarı kadınlarda olan, istedikleri gibi kullanabilecekleri, kendi alanları olarak planlayacakları, kadın derneklerimizin de içinde ofislerinin olduğu, STK ofislerinin olduğu, eğitimlerin verildiği, bağımlılık ofisleri olabilir içinde, Kızılay Kan Merkezi olabilir. Burasının anahtarı kadınlarda olacak. Nasıl istiyorlarsa kullansın. Gerçekten yaşam merkeziymiş. Evet. Bol spor taraftarıyız. Ben de bol spor taraftarıyım. Başka takım tutmuyorum. Siz de bol spor taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Seçim zamanı siyasiler tribünlere akın ediyor. Ama siz müdürlüğünüz döneminde de maçlara gidiyor muydunuz? Tabii. Geçen gün bir arkadaşım paylaşmış. 2018'den 2017 yılından o zamanki maç görüntülerimizi paylaşmış. Ben her zaman her fırsatta Bolu Spor'un iyi bir taraftarı olarak maçlara gittim. Ama halkın arasında izlediğim için sağlık müdürü olarak da çok dikkat çekmedik herhalde. Birçok arkadaşım o zaman gittiğimiz selfileri paylaştılar. Biz sadece seçim döneminde gitmiyoruz. Maratona da seçim döneminde girmiyoruz. Bolu Spor sevgimizi de kimseye anlatmaya ihtiyacımız yok. Hocam, Bolu Spor taraftarsınız fakat en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de stadyumumuz. Evet. Çoğu kez yıllardan beri dile getirilen ama bir türlü çözüme ulaşamayan bir sıkıntı. Bunu siz çok büyük bir açık yüreklilikle söz verdiniz. Evet. Kendinizden emin bir şekilde, isminiz gibi. Nasıl olacak? Yerinde mi yapılacak? Başka yere mi taşınacak, yapılacak? Sayın Bakan'la da bu konu üzerine görüştüğünüzü zaten kamuoyunda da biz yaptığımız haberlerle bilgilendirdik. Kamuoyu arttığına vakıf. Ama detayları merak ediyor insanlar. Evet. Detayları öğrenebilir miyiz? Şimdi stadyumumuz bir kere elimizin en önemli ihtiyaçlarından. 1958 yılında yapılmış bir stadyumumuz var. Bolu Spor'a da, Bolu'muza da yakışmıyor. Biz de bir Bolu Spor taraftarı, Bolu bir kardeşleri olarak da bu konudaki en önemli ihtiyacın Bolu Spor adına stadyum olduğunu biliyoruz. Şampiyonluk yılları yaşamamız için, ilimizin spor turizmi anlamında gelişmesi için, yaz spor kamplarında, yaz kamplarında, sezon öncesi kamplarda takımların da uluslararası turnuvalarını burada stadyumumuzda İzzet Baysal uluslararası turnuvalar adı altında yapmaları hayalimiz var. Burada stadyum önemli ihtiyaç. Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak beyefendiyle hem birkaç defa telefonla hem de yüz yüze görüşme imkanımız oldu. Basına da yansıdı. Kendisi de zaten bununla ilgili sözü verdi. Yine burada Sayın Bakanımızın da destekleri ve gayretleriyle şehrimiz yeni stadyumuna kavuşacak. Yer konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Aynı yer olabilir. Fakat yapıldığında bir ticari alanı da olsun ki Bolu Spor'a da bir katkı sağlasın ve ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz. Bu yüzden de stadyum bir sosyal yaşam alanı da olsun. Sadece maç günleri açık değil, belki 7-24 canlı bir sistemin olduğu, kiralama yöntemiyle de Bolu Spor'a katkı sağlayan bir mekanizmayı geliştirelim istiyoruz. Güçlü bir ekonomik yapısı olmadan takımların bulunduğu yerde, Bolu Spor'un şu an bulunduğu yerde kalması bile gerçekten milletimizin çalışkan fedakarlığıyla ortada oluyor. Biz bu gücü artırarak yine hayırseverlerimizin desteğiyle Bolu Spor tabii ki güçlenecek. Fakat Süper Lig'e çıkması, orada kalması, hak ettiği yerde kalması noktasında mutlaka mali disiplini, mali katkıyı ve stat katkısını sağlamamız lazım. Biz diyoruz ki Bolu Spor'a stadyum bizden, şampiyonluk futbolcularımızdan inşallah çok yakın sürede Gençlik Spor Bakanlığımızın da desteğiyle stadyumu Bolu'ya yapacağız ve bu konuyu artık konuşulmamak üzere kapatacağız. Evet, Muhammed Hocam, son olarak İzleyicilerimize söylemek istediğiniz neler var? Onları da alalım. Yine bugün sözünü aldığımız fakat sözünü almadığımız için bu hassasiyetle buraya koymadığımız önemli bir projemizi de burada açıklamış olalım. Köroğlu Binicilik Tesisleri. Yine Binicilik Federasyonu'nda Hasan Başkanım'la görüştük. Ve kendileri bu konuda tam desteği bize vereceklerini ifade ettiler. Biz Bolu'muzun
at yetiştiriciliği ve binicilik federasyonunun organizasyonlarının yapıldığı bir tesisi planlamak istiyoruz. Biliyorsunuz artık bu at yetiştiriciliği dünyada çok önemli gelir getiren aktivitelerden biri oldu. Türkiye'de de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle takip ettiği, Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Bey'in de bizzat titizlikle üzerinde eğildiği tesisler yapılıyor. Biz de Köroğlu Binicilik Tesisleri diye projemizi de sizlere gösterdim az önce. Bugün onunla ilgili olumlu haberimiz de geldi. Bu bağlamda çok geniş kapsamlı bir tesisi Bolu'muza kazandırma sözünü de bugün aldık. Dediğim gibi 101 proje içinde olmayan ama hayata geçirmek için birkaç söz beklediğimiz ve o yüzden de yazmadığımız birçok projemiz var. Onlar da hayırlı olsun şehrimize. Bu 5 yılda şehrimiz inşallah hem kayıp 5 yıl telafi edecek, hem yeni 5 yıllara hazırlığını yapmış olacak ve bir atılımın bismillahını 31 Mart'ta vatandaşlarımız diyecekler. Hocam ayağınıza sağlık, geldiniz programımıza konuk oldunuz. Ben çok teşekkür ederim. Projelerinizi açma fırsatı bulduk. Evet. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugünkü Konuşuyoruz programımızda konuğumuz AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Muhammed Emin Demirk oldu. Biz sorduk, kendisi çok değerli projelerini anlattı. Bir sonraki Konuşuyoruz programında görüşmek üzere.